Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya için toplandı. Gündemde ateşkes vardı. İngiltere'nin hazırladığı taslak metin 15 üyeli konseyde Rusya'nın çekimser oyuna karşın 14 üyenin oyuyla kabul edildi. Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes talebinde bulunan kararda aynı zamanda Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere taraflara silah tedariğine son verme, uluslararası silah ambargosuna uyulma, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesi ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesi çağrısı da yapılıyor. Kararda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Berlin Konferansı'na katılan tüm ülkelere ve uluslararası aktörlere bildiride yer alan taahhütlerini yerine getirmesi ve Libya'daki krize müdahale etmekten kaçınmaları çağrısı da yer alıyor. Öte yandan ABD'dense Libya konusunda Türkiye'ye dikkat çekici bir mesaj geldi. ABD Dışişleri Bakanı'nın Yakın Doğu işlerinden sorumlu yardımcısı David Shinker, Türkiye'den güçlerini Libya'ya göndermesini istemediklerini ve yaptıklarını desteklemediklerini belirtti. Afrika'nın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi olan Libya, Muammer Gaddafi'nin devrilmesi ve öldürülmesiyle sonuçlanan 2011 yılındaki NATO destekli ayaklanmadan bu yana kaos içinde. Nisan 2019'dan bu yana Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Halife Hafter Komutası'ndaki birlikler arasında bir savaş sürüyor.